Bir bayan nasıl giyinmeli sorusu size soruluyor. İkincisi de sizin bu konudaki eleştirilerinizin olduğu biliniyor. Hocam bu konuda izleyicinin şeyle söylüyorum. Diyorlar ki perdesiz konuşabilir mi? Öyle konuşuyoruz Yok Allah'ın ben izniyle. izleyicinin şeyini söylüyorum Evet. hocam. Biz de zaten bütün çıplaklığıyla açıklığıyla konuşuyoruz. Sağ olun o konuda da gerçekten. Aksaray Üniversitesi'nde konuşurken ayakta konuşuyordum. Kardeşlerimizin bir kısmı ayakta. Önde de küçük bir kardeşimiz var. 6-7 yaşlarında. Adının sonra Ayşe olduğunu öğrendim. Dedim ki siz kürsüye buyurur musunuz? Kürsüye aldım. Masaya oturttum. Matematik öğretmenin kızıymış. Feracı giyiyor. Başörtüsü buraya kadar. Sonra babasına sordum. Dedi ki hocam annesi gibi giyinmek istiyor. 2 ay bize yalvardı. Konya'ya gittim, aradım, buldum, getirdim. Tamamen kendi isteğiyle giyiyor. Çıkar diyoruz. Hani kızsın, bak çocuksun, arkadaşlarınla oyna. Hayır diyor, çıkarmıyor. Kendi kıyafeti, kendi tercihi. Ben de dedim ki kardeşim sen şuraya gel. Masada otur. Ben konuşayım, sen de görüntünle, hal dilinle ablalarına tesettür nasıl olduğunu anlat. Şimdi şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhennebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudinine aleyhinne min celabibihinne. Zâlike ednâ yu'arafne felâ yu'zeyn buyuruyor Cenab-ı Hak Ahzab suresinde. Şimdi burada cilbaptan bahsediyor. Cilbap, ulemamız farklı tarifler getirdiler ama şunu söylediler. Bütün tanımların ortak noktası. Mâ yesturu cemî'al beden. Bedeni tek parçada örten kıyafetin adı cilbaptır. Yani bir İslam kadını, İslam'ın kızı sokağa çıkarken üzerine cilbap alacak. Bu cilbap da adı çarşaf olabilir, pardüsü olabilir ama pantolon ceket değildir. Etek ceket değildir. Yani bu şekilde tarif edemezsiniz. Vücut hatlarını belli etmeyecek. Tabi bunlar diğer ölçüler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usame'ye kumaş veriyor. Sonra soruyor diyor ki Usame ne yaptın bu kumaşı? Üzerinde yok. Yani çok fazla kumaş yok tabi. Sahabenin elbise tercihi yok bugün bizde olduğu gibi. Diyor ki ya Resulallah hanımıma kumaş yaptım. Efendimiz Aleyhisselam o inceydi buyuruyor. Olmaz buyuruyor. Yani onun içinde kadın bir şey giymeliydi. Yine yanına Esma geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın baldızı. İnce bir elbise giyiyor. Ucunun hatları görünüyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضُ لَا يَحِلُّ اَنْ يُرَى مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا. Elin gösteriyor. Kız çocuğu diyor. Bali olunca eli ve yüzü dışındaki yerlerini eniştesi Muhammed bile olsa göremez diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'dan kalbi daha temiz olan bir Müslüman var mı? Her erkek kadına İsmet Özel'in sorulunca söylenende bir gazeteyle yaptığı bir söyleşi vardı. Zannediyorum hatırlayabildiğim kadarıyla orada kadın gazeteci diyor ki hanımın neden burada yok? Erkek fotoğrafçıyla beraber evine gitmişler. Diyor ki orada her erkek kadına baktığı gibi bakar, kadın da erkeğe baktığı gibi bakar. Yani Allah Teala böyle yarattı. Eğer böyle yaratmamış olsaydı bu hayat devam etmezdi. Yani buradan belki farklı manalar, farklı ifadeler çıkaracaklar ama eşyanın tabiatı bu. Hayatın tabiatı bu. Eğer siz bu değerleri aşındırmış olursanız, yok etmiş olursanız o zaman evde bir ailenin huzuru kalmıyor. Yani erkeğin hep en güzel kadınlar dışarıda diyor. İşe geldiği zaman bir kadın var, kıyafetleri var, bir ona bakıyor. Bir de eve geliyor, eski elbiseleriyle yanında duran bir kadın var. Dolayısıyla dışarıda en güzel kıyafetleriyle çıkan bir hanım var. Yani bu ayarlamayı Efendimiz yapmaya davet ediyorlar. Kadın dışarıya çıktığı zaman giydiği bir kıyafet, pardüsü olabilir. Ama bu pardüse moda tasarımcılarının arzu ve heveslerine mahkum edilmemeli. Burada şunu söyleyeyim. Belki bizi farklı zaviyelerden, düşüncelere mahkum olduğundan eleştirenler olacaktır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1914'te yazdığı, 24'te İslam harfleriyle bastığı, 40'ta tekrar bastığı Okun Ucundan diye bir kitap var, kitapçık. 3 bölüm tane Kadınlarımız diye makaleleri var. 9 tane kadınla alakalı makale var onun içinde. Yani deneme de diyebiliriz biz onlara.
Orada diyor ki, kadın evinden çık dediler ona, dünyayı sen kurtaracaksın, çıkardılar. Şimdi o kadın eve gelmiyor. Evde olacaktı, eşi de evde beni bekleyen kadın var diyecekti, eve gelecekti. Aslında bunu Allah'ın kitabı söylüyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Kadın okusun, öğretmen olsun, mühendis olsun, doktor olsun. Ama bütün bu olurlar içerisinde anne olsun kadın. Kendi çocuklarıyla önce meşgul olsun. Aileyi kuralım, aileyi kurtaralım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu söylüyor, bunu telkin ediyor. Bir kadın en güzel kıyafetlerini eşinin yanında giyecek. Orada Yakup Kadri'nin, bunlar üzerine benim makalelerim de var. Farklı isimlerle bulabilirler onları. Bir Kemalist'in zaviyesinden çarşaf ve peçe diye. Yani orada peçeyi anlatıyor Kadri. Kim bu adam? Daha sonra Kadro dergisini çıkarıp Müslümanları ortadan kaldırmaya anlayacağım birisi. Ama 1914 itibariyle yazdığı çarşaf ve peçeye dair yazısında, denemesinde diyor ki, gidiyorsunuz demirci dükkanına, oradan demir alıyorsunuz, arabaya koyuyorlar, örtmüyorlar. Ama kuyumcuya gidiyorsunuz, oradan size altın veriyorlar, kadifenin içine koyuyorlar. Kadın altın gibi değerlidir. Onu sadece eşi görmeli. Eşi, onun en güzelliğini, bütün güzelliklerine eşi sahip olmalı ki başka yerlerde güzel aramamalı. Yine Yakup Kadri şunu söylüyor. Diyor ki, kadını diyor, moda tasarımcıları bir bebek gibi kurdular. Anahtarları onun elinde. Üst katta onlar duruyorlar. Nasıl giyinmek istiyorlarsa çıkarıyorlar podyuma mankenleri. Sonra bakıyorsunuz alt kattakiler, yani o bebeğin anahtarı başkalarının elinde, kuruyorlar ve yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Yani bunu da Yakup Kadri söylüyor. Hani itiraz edecekler, ona baksınlar. Diyor ki, kızım olsaydı derdim ki ona, sen ninni söylemenin mutassısı ol. Çünkü bütün medeniyetleri kuran çocuklar annelerinin ninnileriyle büyüdüler. Ama bugün doktor olan, öğretmen olan, mühendis olan kardeşimiz, İslam'ın kızı, onun evde çocuğu, annesinin ninnileri büyümüyor. Anne çocuğunu bırakıyor, o çocuk okula gittiği zaman kendi annelerinden bahsediyor. Diyor ki, benim annem evde, annem şunları yaptı. Peki neden diğer çocuklar annelerinin ninnilerinden mahrum olsunlar? En büyük mütefekkirleri, filozofları hep anneler büyütmediler mi? Hı. O anneler bize dil öğretiyorlar. Yani şimdi annemiz Kürtçe biliyorsa Kürtçe öğretiyor, Türkçe biliyorsa Türkçe öğretiyor. Ama o anne okula gitmedi, lisan öğretiyor bize. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, lisan kursuna gidiyorsunuz, lisan öğrenemiyorsunuz, mutassızlardan öğreniyorsunuz. Yani annelikte, kadında, evde böyle bir dünya vardı. Ama bugün kadını çıkardılar, hayatın içine eşitlik dediler, erkekle koydular. Şimdi insanlar evlerini kaybettiler. Evde isyan var, evde huzursuzluk var. Evi şirkete dönüştürdüler. Bu kadın dönmeli, evine dönmeli. Okusun, öğretmen, mühendis, doktor olsun. O çocuğu önce, o irfanı önce kendi çocuğuyla, yavrusuyla paylaşsın. Burada şunu söyleyeyim, müsaadenizle. Üstad Necip Fazıl, hani bütün anneler çocuklarını hayata hazırlarlar. Şair oluşunu anlatırken diyor ki, annem hastanedeydi, onu ziyarete gittim, 12 yaşındaydım. Yatağın üzerinde siyah bir defter vardı. Yanda yatan veremli bir kızın defteri, onun içinde şiirleri vardı. Annem hasta yatağında bana döndü bir kış günü, yavrum sen de şair olsaydın dedi. İşte o gün içimde bir şiir ruhu vardı, o gün başladım şiir yazmaya. O anne belki ilk mektebi bile görmemişti. Ama orada Necip Fazıl gibi Cumhuriyet döneminin en büyük mütefekkirini, en büyük şairini, o istidadını orada o anne keşfediyor. Victor Hugo'nun, Ron Sard'ın, Dante'nin hep anneleri yok mu? Onlar dinliler söylemediler mi? Peki gelecek yüzyılı inşa edecek ümmetin çocuklarına kim dinliler söyleyecek? İşte onun için diyor ki, o anne, mutassız olsun kızım isterdim ya Yakup Kadri, kendi çocuğuma bunları söylesin diye ya da torunuma bunları söylesin diye bunu isterdim.
Ama şimdi kadın siz hayatın içine çıkarırsanız o kadın kıyafetine bakacak, şekline bakacak, suretine bakacak, oturacak. Bakın şimdi şöyle oturur. Yani elbise şuraya çekilecek, buraya çekilecek. Yani aşağıda mı oldu, yukarıda mı oldu? Evden çıkarken bir kadının çıkmasıyla erken çıkması aynı değildir. Çünkü Allah böyle yaratmıştır. Eğer öyle yaratmasaydı kadın olamazdı zaten. Erkeğini eve bağlayamazdı. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, اِنَّ الْمَرْعَ خُلِقَتْ مِنْ طِلَعِ Anlayamadıklarından Nevzat Bey bu hadise itiraz ediyor. Efendimiz buyuruyor ki kadın kaburga kemiğinden yaratıldı. Kaburga kemiği eğri. Ya olur mu? Erkek değil de neden kadın eğri kaburga kemiğinden yaratıldı? Allah Resulü Aleyhisselam şuna işaret ediyor. Aslında kadın adına pozitif ayrımcılık yapıyor. Buyuruyorlar ki kadın duygusal. Duygusal olmasa anne olamaz. Yani bu eğri kemik gibi. Eğer siz onu doğrultmaya kalkarsanız, yani buradaki kemiği doğrultursanız, o zaman ceketinizi giyemezsiniz, yatağa yatamazsınız, burada kemiği buraya koyamazsınız. Kadının eğri olması doğru olmasıdır. Çünkü kadın çocuğu ağlar, 10 defa kalkar. Evet. Peki o adam, o kadına başkalarıyla beraber olup da ihanet etse, o kadın evden dışarıya çıkarsa, o çocuklarla baş başa kalsa, o çocuk ağlasa, o adam kalkabilir mi? Kalkamaz. Peki Allah neden anneyi duygusal yarattı? O çocuğa sahip olsun diye. Yani Efendimiz eğri kemikten diyerek yine şuna işaret ediyor. Kadın çok konuşur. Erkekle arasında evde sorun olduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselam şuna işaret ediyor. Erkek evden çıksın. Kadın çok konuşacak. Allah Teala böyle yarattı. Peki neden böyle yarattı? Çünkü kadın evde öğretmen olacak, çocuğa dil öğretecek. Arapçayı, Türkçeyi, Kürtçeyi o anne öğretecek. Çocuğa, çocuk babaya sorsa, baba bunun adı ne? Fincan. Bir daha sorsa, üçüncü de sorsa elini gösterir babası. Ama annemize sorarız, bunun adı ne? İki yaşında sorduk, fincan dedi. On defa sordu. Evet. Her defasında tebessümle söylediler. Yani Efendimiz Aleyhisselam buna işaret ediyorlar. Yani kadını kendi konumunda değerlendireceksiniz. Eğer onu siz erkekle aynı yere koyarsanız o zaman erkekle kadın ikisine de anne ol diyeceksiniz. İkisine de baba ol diyeceksiniz ki bu hayatın kurallarına aykırıdır.